Evet Neco, ne haber? İyi kardeşim, senden? İyidir. Almanlardan devam ediyoruz kardeşim. Vay be, en büyük rakibi geçen haftanın. Geçen hafta biliyorsunuz Mercedes'in gelmiş geçmiş en güzel modellerini yapmıştık. O videoyu izleyemeyenler için şuraya hemen linkini bırakalım. Bu hafta da rakip tabii ki de bir de BMW'ye girmek lazımdı. BMW'ye girdik. Daha önce Subaru yapmıştık. O da güzeldi. Motorsporlarında rekabet halindeki markaları yapmıştık. Bu seri böyle güzel gidiyor. Birkaç tane daha bunlardan yapacağım. Sonra marka hikayelerine falan geri döneriz arkadaşlar. Merak etmeyin. Önümüzdeki hafta Formula 1 var. Formula 1'e gideceğim. Oradan da böyle vlog tadında bir şeyler çıkartmaya çalışacağım. Önümüzdeki hafta bu tarz bir video gelmeyebilir. Vlog tadında bir şey gelebilir. Formula 1'e gideceğim için. Formula 1'e gidecek olanlar da yorumlara yazsınlar. Belki oralarda bir yerlerde bir gün buluşuruz, bir şey yaparız, bir görüşürüz ya. Tabii Formula 1'e gitmek falan, oralarda video çekmek, bunların hepsi biliyorsunuz masraf. Bu masraflar nasıl çıkacak? Tişörtler. Evet ya, tabii ki de. Nerede peki bunları Erhan? Bilmemenayip.com. Videonun ilerleyen noktalarında bir yerlerde şuraya indirim kodu atacağım arkadaşlar. O indirim kodunu girerek %20 indirim alacaksınız. Ve bize destek olacaksınız. Bir de kaskobak.com var. Kaskobak.com'a gidiyorsunuz, bilginizi bırakıyorsunuz. Kasko almak istiyorsanız veya trafik sigortası yaptırmak istiyorsanız biz de size bir teklifte bulunuyoruz. Eğer uygun bulursanız bizden satın alabiliyorsunuz. Yine bize destek oluyorsunuz. Şimdiden herkese çok teşekkürler. Bunların hepsi kendi girişimlerim. Herhangi bir markanın reklamını yapmıyorum. Bana destek olmak istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Yok ben bu aralar biraz sıkışayım falan diyorsanız canınız sağ olsun. Abone tuşu var. Bakın şurada bir yerler, ona basın bari. Abone olun. Abone olarak da bize destek olabilirler Neco. Ya biraz da aşağı yorum falan da bıraksınlar. Yorum bıraksınlar, abone olsunlar. Ne bileyim, bir şey yapsınlar ya. Bir şey. Ben de başlıyorum. Devam. E39 M5. Alman otomotiv endüstrisinde sedan otomobil beygir savaşlarını başlatan otomobil. Piyasaya çıktığı gün itibariyle rakiplerin fersah fersah önünde olan E39'u yakalamak için Mercedes ve Audi uzun yıllar uğraşmıştır. BMW'nin 5 kasasına koyduğu ilk V8 motor sayesinde motor gücü 400 beygir güce yaklaşmış ve 0-100 hızlanması 5 saniyenin altına inmişti. Nürburgring testlerinde saatte 300 km sınırını aşmayı başarmış ve 8 dakika 20 saniyelik tur zamanı ile 4 kapılı bir sedan için hiç de fena olmayan bir süreye imza atmıştı. E39 kasanın hayatımıza kazandırdığı gündüz farları, Angel Eye mı dersiniz, hare mi dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. İşte onları otomotiv endüstrisine kazandırmış, tam anlamıyla BMW'nin zirve yaptığı modellerden biridir. Şimdi bu hafta bu modellerin hepsinin sonuna size Almanya'daki ikinci el satış fiyatlarından falan bahsedeceğim. Neden Almanya diyeceksiniz? Çünkü Türkiye'deki satış fiyatları sürekli değişiyor arkadaşlar. En azından bu videoyu aylar sonra, yıllar sonra izleyen birileri olursa Almanya'daki fiyatlarını duyup 3 aşağı 5 yukarı fikir sahibi olabilir diye Almanya ikinci el fiyatlarını vereceğim. Bir başka nedeni de burada bahsedeceğimiz otomobillerin bir kısmının Türkiye'de ikinci ellerinin bulunmaması. E39'a geri dönecek olursak da 100 bin kilometrenin altında yol yapmış temiz bir E39 M5 satın almak isterseniz bu otomobillerin Almanya'daki satış fiyatları 35 bin euro civarında arkadaşlar. Ne diyorsun ya? Aynen. Birim olarak konuşuyoruz tabii biz yine. Yani evet, yani 35 bin para, evet yani evet onlar için öyle bir para yani. 30-35 bin euro da ikinci el bir otomobil için yüksek bir fiyat. Evet abi, aslında doğru. Yani çünkü onlar 8-10 bin euro civarlarında çok güzel arabalar alabiliyorlar orada. Alabiliyorlar. O yüzden bu da bu otomobilin yani piyasası var anlamında. Yoksa sadece hani işte böyle 20 yaşındaki bir otomobil olarak bakacak olursan 20 yaşındaki bir otomobil 35 bin euroya satılmıyor Almanya'da. Ama işte E39 M5'ler herkesin değer verdiği otomobiller olduğu için hala belirli bir piyasası var. O yüzden de kıymetli bir otomobil. Devam. BMW 8 serisi. Kim ne derse desin benim tansiyonumu zıplatan BMW modelleri arasında 8 serisi, özellikle E31 8 serisi önde gelir. Bu 8 serisinin de özellikle 850 CSI'yı, yani o yani nokta atışı hangisi derseniz E31 kasa 850 CSI'dir. Bugünün anormal böbrek ızgaralarının aksine zarif ve elegant böbrekleriyle insanları etkilemek için illa abartılı tasarımlar yapmanız gerekmediğinin ispatı gibidir. Pop-up farlar hakkında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Kesinlikle mükemmel. Bütün bunların altında da McLaren F1'de de kullanılan BMW'nin meşhur V12 motoru. 1990 ve 99 arasında üretilen E31 serisi BMW'nin 90'lara bıraktığı imzası niteliğindedir. 30 yıl sonra hala daha yolda gördüğümüzde dönüp dönüp bakmamızın nedeni de budur. Almanya'da 100 bin kilometrenin altında 8 kasa, özellikle 850 CSI almak isterseniz de satış fiyatları 65-70 bin euro aralığındadır. Devam. BMW E30 M3. Bu modelle alakalı ayrı bir video yaptım. Linkini şuraya koyuyorum ve o videodan da çok özet bir anlatımla sizi baş başa bırakıyorum. Hikaye 80'lerde başlıyor. O en güzel dönem. Mercedes, minnak C190'ını Cosworth adındaki modifikasyon konusunda oldukça uzmanlaşmış başka bir firmaya gönderir. Ve ortaya 190E 2,3 1.6 çıkar. Evet.
amına koyayım. Arabanın modeli bu. Bu araba hem hız hem de dayanıklılığın tam bir sözlük karşılığı. Mercedes bu arabayla DTM denilen sadece Alman arabalarının katılabildiği pist yarışlarına katıldı. Ve resmen herkesin eline verdi. Mercedes'in bu başarısını gören BMW aynaya baktı ve nine dedi. O dönemki BMW CEO'su Eberhard Kuhain mühendislerine döndü ve dedi ki hemen bir yarış arabası yapın ve gidin yarışın. Mühendisler kendi işlerine tartışırken ulan kim yapar derken bir de baktılar ki kapısında M yazan bir departman var. Ulan ne iş lan bu M departmanı diye kendi aralarında sordular ve ortaya çıktı ki M departmanı motor sport demekmiş. Yani BMW'nin içinde motor sport departmanı var ve CEO'nun istediği bir yarış arabası. M Division'a gönderildi ve istedikleri şey gayet basitti. Mercedes'e baş edebilecek kadar güçlü bir BMW çıkartmak. DTM'deki kurallardan biri yarışacak olan arabaların Alman markası olması. Bir diğeri de arabanın 5000 adet satışa uygun bir şekilde üretilmiş olmasıydı. Yani siz kafanıza göre gidip fantezi bir araç yapıp aynı araçla yarışa katılamazdınız. Aynı araç galeriye koyulup satılabilecek seviyede de olması gerekiyordu. BMW'nin satış departmanı 5000 adetlik talebin oluşmayacağını düşünüyordu. Ama CEO her şeye rağmen projeye inandı ve projeyi onayladı. İlk iş yeni bir motor yapmaktı. Ama ne kadar şanslılar ki M abiler daha önceden ortaya çıkarttıkları M1 modelinde kullandıkları motoru kullanmaya karar verdiler. Bu motor 6 silindirliydi. Oldukça güçlü bir motordu. Ama tek dezavantajı 3 kasası için biraz ağır bir motordu. Yaptıkları şey ne mi oldu dersiniz? 6 silindirli motordan 2 silindiri söküp attılar. Ve ortaya 4 silindirli çok daha hafif bir motor ortaya çıktı. Fikrin ortaya çıkmasıyla motorun ortaya çıkması arasında tam tamına 2 hafta vardı. Ben 2 haftada parasını verdiği arabayı teslim alamayan insanlar biliyorum. Yani galeriden arabayı teslim alamazsın 2 haftada. Adamlar sıfırdan motor üretmişler. Motor tamamdı. Şimdi sıra kasaya gelmişti. Diyeceksiniz ki ellerinde 3 kasa var. 3 kasa var da bu araba yarış otomobili olabilecek bir kasa değildi. Onlar da zaten arabada ne var ne yok her şeyi değiştirdiler. Orijinal 3 kasayla M3 arasında ortak 4 parça var. Birincisi kapı, ikincisi tavan, üçüncüsü kapı panelleri, dördüncüsü de sunroof. Geri kalan her şey M3 için özel olarak yeniden üretilmiştir. Bunun nedeni de daha aerodinamik olması. Aslında M3 orijinalinden olabildiğince farklı ama dışarıdan baktığında birebir aynısı gibi gözüken bir arabaydı. 1986'da lansmanı yapıldığında da teknik olarak yollarda gidebilecek bir yarış arabasıydı. 200 beygirlik 4 silindirli bu araba gerçekten BMW'nin gelebileceği en son noktayı temsil ediyordu. Düzlüklerde inanılmaz hızlı, virajlarda da bir o kadar çevikti. BMW yola elinden gelenin en iyisini yapmak için çıkmıştı. Ama bu noktaya geleceklerini onlar da beklemiyordu. Teknik olarak bu arabada teknolojik yeni hiçbir şey yoktu. Bu araba zaten öyle bir araba değil. Bu araba biraz nasıl anlatayım? Elinizdeki teknolojinin ya da elinizde olan teknolojinin gelebileceği en son noktayı temsil eden bir arabaydı. Yani bu arabaya bindiğinizde daha önceden görmediğiniz yeni hiçbir şey görmüyordunuz ama daha önceden gördüğünüz şeylerin de en iyilerini görüyordunuz. En son noktasına gelmiş halini görüyordunuz. Araba teknik olarak hazırdı. Performansını da zaten ispatlamıştı. Şimdi buna bir isim koymak gerekiyordu. Aslında burada da Almanlar gerçekten o müthiş yaratıcılıklarını göstermişler. Ve ellerindeki motorsport ve 3 kasayı birleştirip adını M3 koymuşlar. Aman da ne kadar yaratıcı. Bu araba kamyonlarca ödül kazandı. Ve o ilk başta konulan satış hedefi 5000'i geçti. İkinci bir 5000 daha geçti. Üçüncü bir 5000 daha geçti. Ve sonra bir 3000 daha saptayım. O satıştaki herifler de eminim ki olmuşlardır. BMW insanların bu arabayı sevmiş olmasına şaşırdı. Çünkü bu başarıyı beklemiyorlardı. Bu başarıdan sonra BMW M3'ün birkaç tane versiyonunu ürettiler. BMW M3 Evolution ve BMW M3 Sport Evolution. Hatta bir tane BMW M3 pick-up bile yaptılar. Sadece bir adet üretildi ve 26 yıl boyunca BMW Motorsport departmanındaki insanlar tarafından kullanıldı. O dönem için bir ikon haline gelen E30 kodlu BMW M3 aslında içi anlamında BMW'ye yakışmayan bir arabaydı diyebiliriz. Çünkü araba teknik olarak zaten DTM'de yarışması için üretildiği için aerodinamik, motoru, yol tutuşu gibi konulara çok fazla özenilmiş. Ama tüketiciyi direkt ilgilendiren BMW lüksü dediğimiz şeyler biraz arka planda kalmıştı. M3'ü kısaca özetleyecek olursak bazen tekerleği yeniden keşfetmenize gerek yoktur. Sadece yapmanız gereken mükemmel yeni bir tekerlek üretmektir. Aslında BMW'nin de M3 serileriyle yaptığı şey buydu. Her seferinde yeni bir M3 yapmadılar. Sadece o döneme kadar geldikleri noktayı temsil etmesi için yapabilecekleri şeylerin en iyilerini yapıp o arabanın içine koydular. Aslında M3'ün arkasındaki en büyük başarı da budur. Evet, hikayeyi gördünüz. Almanya'da bu modelin 100 bin kilometre altında bir halini bulmak çok kolay değil arkadaşlar. Pek fazla yok çünkü artık bu otomobiller biraz yaşlandı. Ama böyle 100-150 bin kilometre aralığında temiz bir E30 M3 almak isterseniz Almanya'daki satış fiyatı 60-65 bin euro. Devam. 1976-1989 E24 BMW 6 serisi. MFÖ ne demiş? Nasıl anlatsam? Nereden başlasam? Bu kanalı biraz yakından takip edenler bilirler ki yumuşak karnım, göz bebeğim, ah ulan
B dediğim otomobil E24 kasa 6 serisidir. Anlatırken bile sesim titriyor, fark ettiniz değil mi? Namı diğer Shark Nose. 4 tane yuvarlak farı, ön ızgara ile orantılı ama öne çıkan böbrekleri, köpek balığına benzetilmesine neden olan iç bükey ön tasarımı ile BMW karakterini ortaya çıkaran bir model. Aracın bu denli güzel olmasının nedeni motorunun gücü veya sahip olduğu teknoloji değil, tasarım olarak ortaya koyduğu karakter ve zamanının ruhunu yansıtmasıdır. M badge'ini almayı başarmış ikinci BMW modeli olsa da asıl rağbet edilen modelleri 635 CSI'lardır. İlk piyasaya çıkanlar 185, sonradan revize edilen motora sahip olanlar 208 beygir gücündedir. M kasalarda da 286 beygirlik bir motor bulunmaktaydı. 80'lerde böyle ikinci hani sıfır araba almamış olan iş adamları genelde ya da yani 70 sonlarında genelde bu. Bir 70 sonlarının Mercedes'leri vardı. Evet. 300 işte 400'e 450 gibi aynen seriler vardı. Bir de bu 635 serileri vardı abi, böyle uzun uza diye. Aynen. Aynen. Salon salomancı diye tabir ettikleri arabalardan. Aynen. Bir de yani ben mesela büyük kupeleri seviyorum ama mesela Mercedes'in büyük kupeleri de büyüklükleriyle ön planda. Yani baktığında böyle çok devasa gözüküyorlar. Şimdi bu şimdi hem devasa ama hem de çok estetik yani. Benim o yüzden çok sevdiğim bir otomobil yani. Seviyorum Neco. Vallahi ben çok BMW hastası değilim abi. Ya ben de değilim de. Hı-hı. Ama E24 6 serisi. Evet, orada katılıyorum, güzel bir araba ya, yani. Güzel araba yani, anladın mı? Bir de bana yakışır şimdi yani. Yani tabii böyle içinde ya. Fena olmaz mı ya? Deri koltuklar falan. Var bir hayalimiz arkadaşlar, ne yapalım ya? Ah. Almanya'daki satış fiyatı da bunun kardeşim, ben sana söyleyeyim. Böyle yine 100 binin altında falan temiz bir tane bulursan 20 bin euroya alabiliyorsun abi. İyi abi, öbürlerine göre daha şey. Daha şey. Saf. Devam. 1994 2001 E38 BMW 7 serisi. 100 yılını aşmış BMW tarihindeki en yakışıklı sedan otomobil hangisi dersiniz? İşte bu E38 7 serisi derim. 740. Aynen öyle. The 7 serisi. Devam. 94-2001 yılları arasında üretilmiş BMW'nin bugünlerde artık silikleşmeye başlamış olan Hofmeister King'ini cesurca sergileyen, yayvan böbrekleriyle asaletini ortaya koyan, olabilecek en ince A, B ve C sütunları sayesinde aracın devasa boyutlarına zarafet katan bu tasarım ne yazık ki 2001 yılında yerini Bengal Bat olarak alınacak garipliğe bıraktı. Özellikle döneminde Hollywood yapımlarında boy gösteren E38, gönlümüzde ilk önce BMW Films adında çekilen film serisiyle, sonra da James Bond filmi Tomorrow Never Dies ve elbette The Transporter taşıyıcı filmiyle yer etti. Kardeşim bu modelin de böyle temizliğinin 100 bin kilometre altında olan bir halini Almanya'da yine 20 bin euronun altında bir fiyata satın alabiliyorsun abi. Devam. BMW 3.0 CSL. İşte burada. CSL bu. Kod da burada. bilmemenayip.com'a gidiyorsunuz. Beğendiğiniz tişörtleri sepete atıyorsunuz. Ödeme ekranına geldiğinde indirim kodu yeri var orada. O indirim kodu yerine bu kodu yazdığınızda kaç tane tişört, kaç tane sweatshirt alırsanız alın %20 indiriminizi tak diye uyguluyoruz arkadaşlar. Tişörtleri satın alıp bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Devam. BMW 3.0 CSL 1972'de homolog bir model olarak tanıtıldı. BMW Avrupa Touring Otomobil Şampiyonası'nda yarışabilmek için bu modelden sadece 1265 adet üretti. Tanımında L light yani hafif anlamına geliyordu. Bu hafifliği daha ince çelik kullanarak trim ve ses yalıtımını kaldırarak ayrıca kaput, kapılar ve bagaj kapağı gibi parçaları alüminyumdan üreterek ve perspex yan camları takarak elde ettiler. Tampon yerine devasa bir eteklik, ön çamurlukların üzerinde kısa kanatçıklar, bir tavan spoilerı ve uygun oranlarda bir arka kanat içeren bir aerodinamik paketle satışa çıktı. Arka kanat o zamanlarda Almanya'da yasal olmadığı için satın alındıktan sonra kurulması için bagajda bırakılıyordu. Yani fabrika da monte edilmiyordu. Tüm bu aero kitler takılıyken de arabanın lakabı Batmobile oluyordu. Bu saydığım kitler mitler hepsi takılmış temiz bir 3.0 CSL bulabilirsen de hani 1265 adetten bir tanesini yani böyle 150-200 bin euroya falan. Oo. Evet aynı. Bu sert abi. Yani 1250 tane var ama öyle düşün. Bir de kaç yılından kalma bunlar demiştin? 72'den kalma. Hem adet düşük hem çok sıra dışı. O yüzden rağbet fazla gören yakışıklı otomobillerden zaten tamam, görüyorsun. Bu artık klasikler arasına evet, girmiş. Aynen bu klasik. Devam. 1978-1981 BMW M1. Kimilerine göre bir öksüz, kimilerine göre bir başlangıç, kimilerine göre ise değeri bilinmemiş bir hazine. BMW M1 hikayesi bir başarı hikayesinden çok talihsizlikler hikayesi gibi aslında. Lamborghini ile birlikte bir yarış otomobili geliştirme konusunda anlaşan BMW, kendi üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesine rağmen Lamborghini'nin finansal zorlukları nedeniyle proje bir türlü tamamlanamaz. Sonunda da sözleşmeyi feshederler ve aracı kendileri üretmeye karar verirler. Geçen bu süre içerisinde ise bu tip bir model üretmeye karar verdiler.
verdikleri motor sporları organizasyonlarının ilgisi azalmıştır. Aslında bunun nedeni de bir nevi BMW'nin kendisidir. Çünkü M1 için geliştirdikleri 6 silindirli motoru 4 silindire düşürüp E30'a takmışlar ve yeni M3'ü ortaya çıkartmışlardı. Bunun bir sonucu olarak da yeni tür bir spor otomobil trendini başlatmışlardı. Buna rağmen M1'den vazgeçmediler ve üretim onayını kaptılar. M1'i popülerleştirmek adına da Pro Drive adını verdikleri, sadece M1'lerin yarışabildikleri bir yarış serisi bile başlattılar. Birçoğunuz bu yarışları ilk defa bu videoda duyduğunuza göre bu stratejide tahmin ettiğiniz gibi tutmadı. M1 ne yazık ki çok kısa, sadece 3 yıl üretimde kaldı. 500'den az adette üretilebildi. Ama BMW içerisinde açtığı yol bambaşkaydı. Bu anlamda BMW tarihi içerisinde de yeri ayrıdır. Şimdi bu 500 adet M1'den birine de hani olur da denk gelirsen ya kardeş bu satılık derlerse de yani böyle bir 1 milyon dolar falan. Yuh. Yani onun için geliştirdikleri motor sonradan E30'a can verdiği için he. Ve o BMW'nin M Division'ı tamam. Aslında bu M1 ile başlıyor gibi. 500 tane üretiyorlar tamam belki finansal olarak bir başarısızlık gibi gözükse de evet. Bu otomobil için yaptıkları araştırma geliştirme aslında M Division'ın temellerini atıyor. Anladım. E30 M3'ün temellerini atıyor. Sonra işte M Division başka modellere de ulan biz bunu da M yapalım, bunu da M yapalım diye onlar çıkıyor. M5'ler bilmem ne derken bambaşka bir kategori ortaya çıkıyor. O yüzden o anlamda baktığında hikaye biraz M1 ile başlıyor diyebiliriz. Okey, temel taşı olduğu için. Aynen. Tasarım olarak da zaten hani dönemin BMW çizgilerinin çok dışında evet. Ortadan motorlu bir araç. Hı hı. O da hani ilginç bir şey BMW için. O yüzden baktığında hani böyle sıra dışı, değişik, farklı, az bulunan bir otomobil olduğu için de fiyatı pahalı. Milyonlara geldi ve milyon eurolardan söz ediyoruz. Milyon euro seviyesine çıktık. Devam. BMW Z3 M Coupe E36-8 kasa. İşte bunu çok seviyorum abi. 97. Evet ya. Antalya'da hatırlıyorum ben bir de. Şimdi diğer modeli hatırlayamıyorum. Hatırlarsam belki araya sokuşturabilirim. Opel'in de böyle bir şeyi vardı o zamanlar. Tek kapılı spor bir arabası vardı. Kalibra. Evet budur. Kalibra ve bunu iki tane Alman plaka görmüştük böyle Antalya'da o işte o Lara yollarında. He. Bir Z3 bir de Kalibra. Çocukluk yıllarımın şeyidir yani o böyle 90'lardaki. Hala iz bırakmış otomobildir. Kesinlikle. Anlatıyorum geliyor. Evet. Devam. Namı diğer clown shoe yani palyaço ayakkabısı. Uzun ön kaput ve yuvarlak hatlı arka tarafı ile tam olarak bir palyaço ayakkabısının benzediği doğrudur. Ama bu modelin hiç şakası yok. DNA'sını aldığı Z3'ten daha büyük bir motora, daha iyi süspansiyonlara, daha geniş aks aralığına ve bir takım daha teknolojik ve şık donanıma sahipti. Motor demişken bu arkadaşın motoru E36 M3'lere takılan motorun ta kendisidir. İlk çıktığında 240 beygir güce sahipti. 2001'den sonraki modellerde E46 M3'lerdeki motorlara terfi etmiş ve gücünü 315 beygire çıkartmıştı. Bu modelin de 100.000 kilometrenin altında ya da 100.000 kilometreler civarındaki versiyonunu Almanya'da 50-55.000 eurolara satın alabilirsiniz. Devam. 2011 1M BMW Coupe. Şimdi hep böyle klasiklerden bahsettik. Bu future klasik. Yani ileride klasik olacak otomobil bu. Şu geçen bölüm Mercedes videomuzda bahsettiğimiz gibi. Evet. Orada da C63'den bahsetmiştik. Bu da BMW'nin gelecekteki klasiği olacak otomobil budur. Şimdi aldın. Şimdi aldın abi. 30 sene sonra 10 katı fiyata satarsın. O otomobil bu otomobil. O zaman haftaya Almanya'ya gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Birer tane alıyoruz. Ben 6 serisi alırım abi sen. Ama ben geleceğe yatırım yapıyorum kardeşim. Ben gerek yok abicim. Ben şurada Almanya'ya gidersem E24'ü alırım. Şurada diyorsun sayılı ömrümüz kaldı. Ben böyle rahat giderim. Sen etrafında böyle donat çize Devam. E82 1 Series M Coupe. İngilizce'de Back to Basics diye bir deyim vardır. Yani özüne geri dönmek. Bence bu modelle BMW M serileri E36 M3'te yakaladıkları o doğru tarife geri döndüler. Mevcut M3'ler gibi büyük, geniş, kaslı değil belki. Twin turbo şarjlı 3 litrelik motoru, 335 beygirlik gücü ve manuel şanzımanı ile doğuştan bir klasik spor otomobili ortaya çıktı. 0-100 hızlanması 5 saniyenin altında. Ve E92 M3 için tasarlanmış alüminyum süspansiyonları sayesinde yol tutuşu silik lastikli bir go-kart kadar iyi. BMW bu modelden 2700 adet satmayı planlıyordu. Ancak 2012'de üretim durdurulduğunda 6300. 1M banttan iniyordu. Bu yüzden de bu küçük spor otomobil hem anormal adetlerde satılmadığı için hem de özünde gerçek bir spor otomobil karakteri taşıdığı için bundan 20-30 yıl sonra E30 M3'ler gibi aranan ve tercih edilen bir model olmaya adaydır. Şimdi bu modelin Almanya'daki bugün ikinci el fiyatı 50.000 euro. Yine ucuz değil yani baktığın zaman. Değil. Nedeni
çünkü 6300 adet de çok yüksek bir adet değil. Tabii. E30 M3'ler o yani 1980'lerde 18.000 adet üretilmiş abi. Ve şu anda ne kadar nadir, ne kadar hani Türkiye'de falan hani çok fazla yok mesela yani buralara. Çok az kaldı evet. Gördüm. Çünkü zaman içinde zaten bir kısmı pert oluyor gidiyor. Bir kısmı kapalı garajlarda yani hiç trafiğe bile çıkmıyor, görmüyoruz. Tabii. O yüzden hani böyle gidip satın alabileceğin versiyonları çok az. Şimdi buna baktığında abi zaten 2011'de üretilmiş. 2-3 yıl falan üretimde kalmış. Ama az üretilmiş aslında bak. Aynen zaman. Rakam çok az. 6300 adet. Tabii. Şimdi baktığında abi içten yanmalı. 335 beygir gücü var ve manuel. Ve 2011 model. Yani aslında baktığında yani içten yanmalı otomobillerin son nesillerinden biri bu yani. Kesinlikle. Bence Future Classic dediğimiz araç BMW için budur. Benim listem de bu kadar. Sizin de arkadaşlar kendinize böyle almak istediğiniz ya da böyle uzaktan baktığınız, hayalini kurduğunuz BMW modelleri varsa yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki haftaya kadar da kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.